İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bugün 6 Eylül 2015 günlerden pazar. Ben Hakan Bakar. 4 Eylül TV ana haberle karşınızdayız. Diyarbakır'da terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin hain saldırısı sonucu 2 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Son zamanlarda artan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri için Volkswagen kulüp üyeleri konvoy oluşturarak saygı turu düzenledi. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 96. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 3. Yıldız Dağı tırmanışı öncesi dağcılar Yıldız Dağı eteğinde kamp kurdu. Organize sanayi bölgesi 2. kısımdaki bir arazide çıkan ot yangını, arazinin yanında bulunan tren vagonu üreten bir fabrikanın arkasındaki ahşap malzemelere sıçrayınca büyük panik yaşandı. Sivas'ta ailesinin 3 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç, Yukarı Tekke Mezarlığı'nın alt kısmındaki istinat duvarının dibinde ölü olarak bulundu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Diyarbakır'da sabah saatlerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YDGH'ye yönelik düzenlenen operasyonda teröristler tarafından düzenlenen roket atarlı saldırıda 2 polis şehit olurken 8 polis de yaralandı. Özel Hareket Şubesi'nde çalışan polisler için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Acı haber alan şehit ailelerinin evlerine ise ateş düştü. Diyarbakır'da sabah saatlerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YDGH'ye yönelik düzenlenen operasyonda teröristler tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Saldırıda şehit olan polislerin Özel Hareket Şubesi'nde çalışan Mustafa Turanlı ve Muzaffer Can Ersoy olduğu belirlendi. İlçede ikinci bir açıklamaya kadar bazı noktalarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçede PKK mensuplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçenin bazı mahallelerinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşanıyor. 12.30 sularında polise yeniden ateş açıldı. 3 polis yaralandı. Devam eden operasyonlarda Gazi Caddesi yakınlarından ara sokaklardan ateş açıldı. 1 polis daha yaralandı. Gün boyu toplam 8 polis memurunun yaralandığı ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polisler Mustafa Turanlı ve Muzaffer Can Ersoy için tören düzenlendi. Saldırıda şehit olan iki özel hareketçiden biri olan Muzaffer Can Ersoy'un acı haberi Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki baba evine ateş düşürdü. Haber üzerine baba Paşa ve anne Ayşe Ersoy yıkıldı. 4 yıllık polis olan ve özel hareketçi olmayı gönüllü isteyen Muzaffer Can Ersoy'un 2 yıllık evli ve 6 aylık Zeynep isminde bir kızının olduğu öğrenildi. Şehit Ersoy'un yakınları acı haber üzerine baba evine akın etti. Bu arada şehidin yakınları bu sana hiç yakışmadı yiğidim diyerek feryat etti. Yaşasın. 30 yaşındaki Mustafa Turanlı'nın Adana'da oturan annesi Kısmet Turanlı yasaba oldu. Acı haberini alınca evin başıma yıkıldı diye ağlat yakan Kısmet Turanlı'nın 3 yıldır oğlunu görmediği ve son günlerde komşularına da içime doğuyor, oğlum şehit olacak dediği belirtildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve geldi. Son günlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör saldırılarına bir tepki de Sivas Volkswagen kulüp üyelerinden geldi. Konvoy yaparak sessiz bir şekilde kent merkezine şehitlerimiz için saygı turu atan Volkswagen kulüp üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile yapılan saldırıları lanetledi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Volkswagen kulüp üyeleri son zamanlarda artan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri için konvoy oluşturarak saygı turu düzenledi. Araçlarına Türk bayrağı takan sürücüler, klakson ve korna çalmadan, teyplerini açmadan ve slogan atmadan sessiz bir şekilde şehir turu attı. 4 işletme kavşağından başlayan etkinlik, kent meydanındaki kavşağa kadar devam etti. Volkswagen Sivas Başkanı Zinnur Bargöz, 4 Eylül TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada birçok eve ateş düştüğünü, birçok annenin canının yandığını belirterek şehitlerimizi andı. Geçtiğimiz günlerde çok fazla şehit verdik. Çok fazla annelerin yüreğine acı düştü. Şehitleri anmak için biz de Volkswagen Sivas ekibi olarak böyle bir etkinlik düşündük, böyle bir etkinlik hazırladık.
Sizler de bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, Volkswagen'e gönül veren insanlarla birlikte bu etkinliği hiçbir şekilde, en düzgün şekilde yapmaya çalışacağız. Buradan son olarak da bir ay önce kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz arkadaşımız Volkan Koramaz'ı saygıyla anıyoruz. Bargöz ayrıca yaptıkları etkinliğe dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İki tane polis haberiyle yine acımız daha da büyüdü. Biz Volkswagen Kulüp Sivas ekibi olarak böyle bir tepki göstermek istedik. Böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Maalesef içimiz hüsranla ama biz de tepkimizi bu şekilde dile getirmek istedik. Buradan vermek istediğim mesaj, yeter artık, insanlar daha fazla üzülmesin, annelerimiz daha fazla ağlamasın, yüreklere daha fazla acı düşmesin. Birlik beraberlik zamanı diyorum. Destek olalım, birbirimize kilitlenelim. 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve kentte faaliyet gösteren Doğa Sporları Kulüplerinin desteğiyle düzenlenen geleneksel 3. Yıldız Dağı tırmanışına bu yıl yaklaşık 20 ilden 193 sporcu katıldı. Dün akşam saatlerinde Yıldız Dağı'na giden sporcular çadırlarını kurdu, kamp ateşini yaktı ve müzikler eşliğinde çaylarını içtiler. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 96. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve kentte faaliyet gösteren Doğa Sporları Kulüplerinin desteğiyle düzenlenen geleneksel 3. Yıldız Dağı tırmanışına bu yıl yaklaşık 20 ilden 193 sporcu katıldı. Son hazırlıklarını tamamlamak üzere akşam saatlerinde Yıldız Dağı'na giden sporcular zirve tırmanışı için zamanı beklerken bir takım etkinlikler yaptı. Hummalı bir çalışmaya giren sporcular önce çadırlarını kurdu, daha sonra onlar için hazırlanan yemekleri almak için kamp alanı kafeteryaya gitti. Yemeklerini yiyen sporcular kamp ateşi yaktıktan sonra çaylarını yudumlayarak yorgunluklarını atmaya çalıştı. Eyvah, sanatçıların da bulunduğu kamp alanında sporcular şarkı söyleyerek doyasıya eğlendi. Dört Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde Yıldız Dağı'na tırmanan sporcular için ise bu tırmanış çok anlamlıydı. Milli mücadelenin yapı taşlarından olan kongrenin yıl dönümünde zirveye tırmanan sporcular, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde olmanın gururunu 4 Eylül TV ile paylaştı. Adının şişesini... Belki daha önce birçok kez Yıldız Dağı'na tırmandılar ama bu tırmanış daha farklı bir anlam taşıyordu sporcular için. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Mehmet Baysal ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Burhan Akkaya tırmanışın önemine dikkat çekerken katkıda bulunanlara da teşekkür ettiler. Amacımız Sivas'ı tanıtmak, 4 Eylül'ün Cumhuriyet'in temeli atıldığı şehri tanıtmak, Dört Eylül'ün önemini anlatmak ve bunun da katkılarıyla, valiliğin katkılarıyla, özel idarenin katkılarıyla, Sivas'taki bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bunu daha güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sayın Valimize biz teşekkür ediyoruz. Bize büyük katkıları var. Çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Katkılarında bulunan bütün Sayın Valimize, il protokolüne çok teşekkür ediyoruz. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye bu rekorumuzu daha fazla ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sporculara eşlik eden, kısa doğum ki olan Sivas Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de ilimizde bu tür faaliyetlerin yer almasının önemine dikkat çekti. Biz de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri olarak 8 arkadaşlarımızla birlikte sağlık tedbirinde yer alıyoruz. Buraya geldiğiniz zaman yaşayacağınız o mutluluğu, duyguyu gerçekten garanti edebiliriz. Bekliyoruz.
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Türk'ün milli mücadelesine dair önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde dağa tırmanmanın oldukça anlamlı olduğunu söyleyen sporcular ise duygularını 4 Eylül TV ile paylaştılar. Hani Sivas için, Türkiye'miz için, Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu hatırlayan insanlar için harikulade bir şey. Yani bunun daha genişmesini, diğer vilayetlerin katılması hepimiz için harika bir şey olacak. Çok illerden gelen arkadaşlarımıza da 4 Eylül'ü hem anmak hem de böyle bir tırmanışı yapmak. İlimizde gerçekten bu tür faaliyetlerin yer alması çok güzel. Özellikle de 4 Eylül şenlikleri kapsamında bu tür faaliyetlere her zaman vatandaşlarımızın da daha büyük boyutlarda katılmasını tabii ki bekleriz. Teşekkür ederiz. Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bulunan bir arazide çıkan ot yangını, arazinin yanındaki tren vagonu üreten bir fabrikanın arkasında ahşap malzemelere sıçrayınca büyük panik yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Şehir merkezinden dahi görülen bu dumanlar, bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın hemen yanı başından yükseldi. Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bulunan bir arazide çıkan ot yangını, arazinin yanındaki tren vagonu üreten bir fabrikanın arkasında depolanan ahşap malzemelere sıçradı. Çatını oraya al, çatını oraya al. Hortumu çek, hortumu çek. Çatını oraya al. Şuraya, 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 şuraya. Bas, bas, bas. Suyu kaldı. Kısa sürede alışan ahşap malzemeler cayır cayır yanmaya başlarken, yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye geldi. Olay nasıl oldu? Olay abi birdenbire bu taraftan geldi, ben bağırdım, çağırdım. Nereden geldi, nasıl etti, kim yaptı bilemez. Ot yangınından mı? Ot yangınından geldi. Otlardan geldi buraya kardeşim. Evet. Biz geldiğimizde o otlar yanmış, evet. Yangın buradaydı. He, yangın buradaydı. Yangın buradaydı yani, otlar yanmıştı. Şu kenardan bu yana yaklaşılmıyordu. O kadar evet. Yükseldi yangın. İtfaiye siz mi haber verdiniz? Ben haber verdim. He. İtfaiye ekipleri vagon üretimi yapan fabrikaya sıçramak üzere olan yangına anında müdahale etti. Gazet, gazet! Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından neredeyse fabrikanın içi köpüklü prefabrik duvarlarına sıçrayacak yangın itfaiye tarafından söndürüldü ve büyük bir tehlike önlendi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri köz haline gelen ahşap malzemelere bir süre soğutma çalışması yaparak olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. Akdeniz Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre Doğanşehir ilçesi Türkiye'de insanların uzun ömürlü olduğu yerlerden biri. Peki ortalama insan ömrünün 83 yıl olduğu Doğanşehir bu özelliğini neye borçlu? Haberimizden izliyoruz. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı İsmail Tufan ile ekibi 15 yıldır Türkiye'nin yaşlanma atlasını çıkarmaya çalışıyor. Tufan ve ekibi Gero Atlas adını verdikleri projenin 4. etabı için Türkiye'yi dolaştı, binlerce insanla görüştü, onlara sorular yöneltti ve veriler derledi. Araştırma Türkiye'nin insanların nasıl yaşlandığını göstermeye hedefliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre insanların uzun ömürlü olduğu yerler genelde kıyı kesimlerde. Ancak Sivas'ın Doğanşehir ilçesi de kıyı kesimde olmamasına rağmen insanın ömrünü ömür katan yerlerden. Denizden yüksekliği 1300 metre olan Doğanşehir'in nüfusu sadece 3000 kişi. Mutfağı tarım ürünlerine dayanıyor. Yöre insanı deyim yerinde ise topraktan çıkardıklarını sofraya koyuyor. Yaklaşık 3 yıldır Doğanşehir'de yaşayan Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı Osman Çağır, ilçedeki uzun ömrü işte bu doğal yaşama bağlıyor. Bizim Doğanşehir'imiz uzun yaşamların sebebini ben doğallığa bağlıyorum. Yani herkesin işte kendine ait bir bahçesi var. Oradan ürünler alıp o şekilde besleniyorlar. Daha sonra herkesin ufak çaplı bal yetiştiriciliği yapıyorlar.
Bunun dışında zaten coğrafi olarak yüksek bir yer ve ağaçlık bir yer. Doğançar'ın Sivas'ta yayla kültürünü devam ettiren nadir ilçelerden biri olduğunu belirten Çağır, yaylada doğal ortamda yayılan hayvanlardan elde edilen et, süt, peynir gibi gıdaların sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu kaydetti. AgroSivas 2015 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Doğançar Kaymakamlığı'nın açtığı standta ilçeye ait yöresel ürünlerin de sergilendiğini söyleyen Çağır, sözlerini şöyle sürdürdü. Doğançar'ın standımıza da görebiliriz. Kuşburnu marmelatı var. Yani bunu bir iki gün sürüyor bu süreç. Oradaki teyzelerimiz topluyor ve bunun yapımı tamamen oluşması bir iki gün sürüyor. Kuşburnu marmelatımız var. Dediğim gibi balımız var. Balımız işte şekersiz ve doğal bir bal. İşte kekik, dağ kekiğimiz var. Doğal olarak bunlarımız var. Çağır son olarak Sivaslıları dipsiz göl ve şelalesi, Karakaya Kanyonu, yaylaları ve mesire yerleriyle eşsiz doğal güzelliklere sahip Doğançar'ı görmeye davet etti. Doğançar ilçemiz Sivas'a 100 kilometre uzaklıkta. Bu doğal yaşamı yerinde görmeniz için tabii sizleri de bekleriz. Geldiğiniz için, standımızı gördüğünüz için de size çok teşekkür ederim. AgroSivas 2015 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile birlikte açılan ilçeler sergisine giden vatandaşlar, Zara Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan cam kovanda arıların bal yapışına da şahit oldu. AgroSivas 2015 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile birlikte açılan ilçeler sergisinde dikkat çeken standlardan biri de Zara standıydı. Zara balına dikkat çekmek için Zara standına camdan bir kovan konularak arıların bal yapışı vatandaşlara canlı canlı gösterildi. Stand hakkında bilgi veren Zara Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Ufuk Ateş, dünyaca meşhur olan Zara balına dikkat çekmek için camdan kovana standa yer verdiklerini söyledi. Bizim Zara bölgesi arıcılık açısından uygun bir bölgemiz var. Zara'mızın Beyi Dağımız, Köse Dağımız, Güllevik Dağı olmak üzere dağın etekleri çok zengin. Kekik ve gevenlerle dolu. Biz de bundan, yani Zara'mızın balı zaten dünyaca ünlü. Ünlü bir bal. Bir de bu arıların çalışma yöntemlerini göstermek için bu şekilde uygun bir stand yaptık. Ateş, arıların rutin çalışmasını yaptıklarını ve bunun da canlı canlı izlendiğini kaydetti. Mesela buradan giriyorlar, poleni topluyorlar, balını şey yapıyorlar. Arıların çalışma şeylerini burada uyguladık. Yani şurada 10 bin civarında arı var. Ama zaten bu şeyde bal mevsiminde yani 60 bin civarında arı olması gerekiyor. Burada ya 4 çıta arı olduğu için tabii bunların üretimde şey yapması, düşük bal yapması. Yani normal bir kovanda en az 60-70 bin arı olması gerekiyor. Fuarı gezen vatandaşlar ise arıların bal yapışını merakla gözlerle izledi. Kayıp genç ölü bulundu. Ailesinin 3 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki YT, Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanındaki istinat duvarının bitişiğindeki ağaçların dibinde ölü olarak bulundu. Uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen gencin en son birlikte görüldüğü iki arkadaşı aranıyor. Sivas'ta 17 yaşındaki YT bir istinat duvarının yanında ölü olarak bulundu. Olay 17 sıralarında Kılavuz Mahallesi 2. sokakta meydana geldi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanındaki istinat duvarının bitişiğindeki ağaçların dibinde yerde hareketsiz olarak yatan genci gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşamını yitiren gencin 17 yaşındaki YT olduğunu belirledi. YT'nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası YT'nin cansız bedeni bulunduğu yerden kaldırıldı. Polisler cesedi taşımakta güçlük çekti. YT'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Morgu'na götürüldü. Öte yandan gencin ailesinin 3 Eylül'de polise kayıp başvurusu yaptıkları öğrenildi. Uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen gencin en son birlikte görüldüğü iki arkadaş aranıyor. Gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak. Sezonun başladığı günden itibaren hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, Hocaahmet Yesevi Caddesi'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Caddenin yeni haliyle pazartesi günü trafiğe açılacağı bildirildi.
Sivas Belediyesi yaz aylarının başlarından hummalı bir şekilde yürüttüğü yol yapım, asfalt ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda şehrimizin en işlek caddelerinden olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaklaşık bir aydır yol yenileme, genişletme ve asfalt çalışmaları yapılıyor. 50. yıl kavşağının önünden başlayıp Ulu Cami yönüne kadar uzanan ve gidiş geliş olarak çift şeritli trafiğe kapanan yol çalışmalarında sona gelindi. Pazartesi günü yapım çalışmalarının tamamlanması ardından yeniden trafiğe açılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne bırakılan şüpheli tencere paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan tencereden tabak ve bardak çıktı. Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne bırakılan tencere paniğe yol açtı. Terminalin girişine bırakılan kapağı yarı açık haldeki çelik tencere, buradaki yolcuların dikkatini çekti. Bunun üzerine vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Terminal girişini trafiğe kapatan polis ekipleri, tencere etrafını güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tencereyi uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle kapak havaya uçarken tencereden bez ve kağıtlara sarılı tabak ile bardak çıktı. Büyük şey var ya, ona sonra boya. Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili yapılan çağrılar fayda etmedi. Moody's yaklaşık 65 milyon lirayı yine bankalarda unuttu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor. Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını Şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlamış, zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerin 15 Haziran 2015 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleriyle başvurmaları gerektiğini duyurmuştu. Bankalarda zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu ve alacaklara sahip hak sahiplerinin başvuruda bulunmaması nedeniyle TMSF'ye devredilen miktar, bu yıl gecikme bedeli dahil 64,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Şimdi de hava durumu. Salih Oğulları hava durumunu sunar. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül TV'nin hazırlamış olduğu ana haberleri izlediniz. Ben Hakan Bakar, yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.